Bundan sonra seçim işlemleriyle ilgili itiraz söz konusu. AK Parti bundan sonra bunu yapacak. Yani sahte seçmen, sahte oy pusulası veya seçmen küçüklerin seçmen kayıtlarının kaydırılması gibi vesaire buna yönelik bir itirazda bulunacak. Ancak bununla ilişkin olarak da birkaç hususun belirtilmesi lazım hukuki açıdan. Birincisi şu, bu seçmen listeleri açıklanmaya başladığı dönemde ve askıya alınır kesinleşme sürecinde birçok itiraz vardı. Ancak bu itirazları yine hatırlayacaksınız, iktidar tarafı değil muhalefet tarafı yapıyordu. Nitekim bugün çok büyük tartışmalara sahne olan Büyükçekmece ile ilgili de bir takım itirazlar yapılmıştı ve orada 354 seçmen kaydı silinmişti. Daha sonra bu seçmen listeleri kesinleşmişti ve buna göre seçime gidilmişti. Bundan sonra bu seçmen listelerindeki hareketle seçimin iptalini istemek'nin ben hukuken çok doğru olacağı kanaatinde değilim. Nitekim Yüksek Seçim Kurulu'nun 2014'te Iğdır'a ilişkin olarak vermiş olduğu bir karar var. Orada çok açık bir şekilde oy birliğiyle aldığı kararda şöyle diyor Yüksek Seçim Kurulu, seçmen listelerinin itirazı üzerine yeniden ele alınması ve incelenmesi mümkün değildir. Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki usulsüzlük iddialarına dayanarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez. Şimdi bu çok açık bir karar. Dolayısıyla burada yürütülen sürecin eğer Yüksek Seçim Kurulu daha gerek seçimleri yürütüş tarzına gerekse daha önceki içtihatlarına bağlı kalacaksa ben burada seçimin iptali gibi bir durumun söz konusu olmayacağı kanaatindeyim.